İsmim Mehmet Durdu, soyadım Soyak. 5 yıldır optik sektörünün içerisindeyim ben. Bu firmada müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Güneş gözlükleri satışları içinde bulunduğumuz pandemiden dolayı biraz insanlarda müşterilerimizde azalma görüldü haliyle. Ama yine de yazların gelmesiyle biraz daha fiyatlar uygun fiyata çekildiği için canlanma oldu sektörümüzde. Yine de tabii biraz daha pandemiden dolayı biraz fiyatlardan dolayı da dolar euro bazında aldığımız için ürünlerimizi o yüzden satışlarımız azaldı biraz daha. Fiyatlar şimdi genel olarak güneş gözlüklerinde yurt dışı bazlı olduğu için dolar euro bazından alındığı için bütün ürünler haliyle pahalı geliyor. Biz de hani minimum seviyede bunları müşterimize yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz ama hani haliyle dolar euro bazında olduğu için fiyatlarımız artış göstermektedir genel olarak bu sektörde. Güneş gözlüğü alacak vatandaşlarımız ilk önce alacağı gözlüğün çerçeve kalitesine bağlı olarak, çerçevenin ham maddesine bağlı olarak yani bu kaliteye dikkat etmeleri lazım. İlk önce çerçeve hususunda. Cam hususunda ise belirli cam seçeneklerine, yani camın rengine, camın ham maddesine, camın işte kaplamalı mı kaplamasız mı veya koyuluğunun derecesine dahi dikkat etmeleri lazım. Bu ne gibi dikkat etmeleri lazım? Camdaki kaplama, antirefle kaplama dediğimiz kaplamalar var. Gözü koruyucu, ultraviyole özelliğini süzücü kaplamalar var. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Bu kaplamaların yüzdelik dilimleri vardır. Mesela %400 olan var, %380 olan var. Bunlar ultraviyolerin işte belirli nanometre aralıklarındaki süzme özelliğini gösterir. Tamamıyla süzme özelliğini gösteren nanometreli kaplamalar ultraviyole 400 tamamıyla süzücü kaplamadır. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Dışarıda camın koyuluğuna gelecek olursak camın füme renginden örnek verebilirim. Fümeyi biz cam kodunda F olarak adlandırıyoruz. F1, F2, F3, F4 olarak koyuluk yukarı doğru çıkar. F4 en koyu renktir. Onu doktor tavsiyesi dışında biz müşterilerimize satmıyoruz. Çünkü aşırı koyu olduğu için araba kullanımlarında kaza olma riski çok fazla yüksek müşterimiz için. O yüzden onu doktor tavsiyesi dışarısında satmıyoruz müşterimize. Bizim en ideal önerdiğimiz gözlük sektöründe cam tonu F3'tür. Yani 3 tonlu camlardır. Bunlar hem güneş ışığını keser hem dışarı baktığınız zaman karanlık bir havayı hani müşterilerimiz de boğulmadan dışarıda rahatça konforlu bir şekilde gezmelerini sağlar güneş gözlüğüyle. Şimdi kalitesi dışarıda tabii birçok yerde görüyoruz artık mağazalarda, marketlerde bile güneş gözlüğü satılır hale geldi. Bundan dolayı şimdi şöyle diyebilirim size. Bu dediğim gibi çerçevenin ham maddesi de çok önemli. Bizim satmış olduğumuz çerçeve plastik bazlı değil. Genelde reçinelerden üretilir. Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış ürünlerdir. Dışarıda satılan market bazlı ürünler ise plastik bazlı olduğu için insanlar yüzüne taktığı zaman onu ve bu çerçeveler veya camların da kalitesi çok önemli bu çerçevelerde. Plastik bazlı olduğu için güneş ışığını absorbe ettikten sonra yüzde alerji, kanserojen madde, cildi tahriş edecek maddeler yaydığı için insan cildi için ve göz sağlığı için çok zararlıdır. Bu yüzden kesinlikle önermiyoruz. Hani bu tip zararları olabilir. Başımıza da gelmeli değil müşterilerimizden tabii duyduğumuz kadarıyla. Dışarıdaki uygun fiyatlı ürünler tabii biraz daha zararlı oluyor. Ve garantili ürünler alacaklar. Hani ürünle ilgili bir sıkıntı yaşadıkları zaman da karşılarında bulabilecek bir ilgili yetkili kişi de çok önemli tabii bu zamanda. Hani dediğim gibi uygun ürün hiç önermiyoruz. Birçok işte Çin menşeli ürünler geliyor ülkemize. Tabii haliyle internetten online satışlar da oluyor. Haliyle ucuz oluyor ama insanlarımız tabii biraz onlar da haklılar. Maddi külfetten dolayı bu yollara başvuruyorlar ama ilerleyen dönemlerde bu paranın karşılığı tabii daha fazla çıkıyor.